Eminim hepiniz Isaac Newton'ın o ünlü hikayesini duymuşsunuzdur. Newton bir elektromanyetik ışık demetini prizmadan geçirmiş ve prizmadan geçen beyaz ışığın kırmızıdan mora kadar gökkuşağının tüm renklerine ayrıldığını gözlemlemiştir. Bu deneyi siz de yaparsanız ekranda görülen tüm renkleri içeren spektrumu görürsünüz. Bu spektruma sürekli spektrum adı veriliyor. Sürekli spektrum deniyor çünkü görünüm bölgedeki tüm renkleri içeriyor. Renk geçişlerinde herhangi bir boşluk yoktur ve renkler birbiri ardına sıralanıyor. Örneğin aynı şeyi hidrojen gazı ile yaparsanız sürekli spektrumu gözleyemezsiniz. İçinde hidrojen bulunan bir tüpten beyaz ışığı geçirirseniz hidrojen atomunun elektronu bu enerjiyi soğurur ve üst enerji seviyelerinden birine uyarılır. Uyarılan bu elektron düşük enerji seviyesine inerken de aldığı bu enerjiyi geri yayınlar. Bir önceki videoda enerjinin yayınlanmasından yani emisyon kavramından bahsetmiştik. Emisyon sırasında yayınlanan ışık prizmadan geçirilirse sürekli spektrum oluşmaz. Burada gördüğünüz gibi dört çizgili bir spektrum oluşur. Bu çizgilerden dolayı da bu spektruma çizgi spektrumu deniyor. Bu hidrojenin çizgi spektrumudur. Hidrojen emisyonu spektrumu dört çizgiden diğer bir deyişle dört renkten oluşur. Dalga boyu 656 nanometre olan kırmızı çizgi, dalga boyu 486 nanometre olan mavi yeşil çizgi, dalga boyu 434 nanometre olan mavi çizgi ve dalga boyu 410 nanometre olan mor çizgi. Bu emisyon spektrumu sadece hidrojene özgü. Aslında her elementin spektrumu kendine özgü ve elementleri ayırt etmek için kullanılabilir. O yüzden burası oldukça önemli bir nokta. Peki, çizgi spektrumundaki bu çizgiler neden oluşuyor? Spektrumlar benzersiz olduğuna göre bunu açıklamamız da önemli. Bu açıklamayı bir önceki videoda çıkardığımız denklemle yapacağız. balmer rydberg denklemiyle. Denklemi zaten görüyorsunuz. 1 bölü lambda eşittir. Hatırlayalım, lambda yayınlanan ışığın dalga boyuydu. 1 bölü lambda eşittir. Rydberg sabiti r çarpı 1 bölü n kare eksi 1 bölü n y kare. Burada n düşük enerji seviyesini, n ise yüksek enerji seviyesini belirtiyor. Örneğin, üçüncü enerji seviyesine uyarılmış bir elektronumuz olsun. Bunu yazayım. n eşittir 3. Bu elektron düşük enerji seviyelerinden birine, ikinci enerji seviyesine iniyor olsun. n eşittir 2'ye. Bu geçiş sırasında elektron enerji yani ışık yayınlar. Bu buradaki şemada gösterelim ve yayınlanan ışığın dalga boyunu hesaplayalım. Elektron n eşittir 3'ten n eşittir 2'ye geçiyor. Elektronu çizerek göstereyim. Elektron 3. enerji seviyesi olan n eşittir 3'ten 2. enerji seviyesi olan n eşittir 2'ye geçiyor. Bu enerji seviyelerinin enerjileri arasındaki fark, yayınlanan fotonun enerjisine eşittir. balmer rydberg denklemi ile nasıl hesaplayacağımız yine bir önceki videoda vardı. Şimdi, üçüncü enerji seviyesinden ikinci enerji seviyesine inen bu elektronun yayınladığı ışımanın dalga boyunu hesaplayalım. 1 bölü lambda eşittir, Rydberg sabiti çarpı, ki yine bir önceki videoda Rydberg sabitinin değerini hesaplamıştık, 1,097 çarpı 10 üzeri 7. Birimi de 1 bölü metreydi. R çarpı 1 bölü N'de kare. N'de düşük enerji seviyesini belirtiyor. Yani bu durumda N eşittir 2 olmalı. 1 bölü 2'nin karesi yazmalıyım. Bundan 1 bölü N'ye kareyi çıkaracağız. N'ye kare de yüksek enerji seviyesini belirtiyor. Yani N eşittir 3 olmalı. 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 3'ün karesi. Hesap makinemizi çıkaralım ve hesaplarımızı yapalım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'e eşittir. Yani 0,25. Eksi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Sonuç olarak 0,138 çıktı. Bu sonucu Rydberg sabitiyle çarpmalıyım. Çarpı 1,097 çarpı 10 üzeri 7 sonucu görüyorsunuz. 1, 5, 2, 3, 6, 1, 1. Bunu yazayım. 1 bölü lambda eşittir. 1, 5, 2, 3, 6, 1, 1. Dalga boyu lambdayı bulmak için biri bu değere bölmemiz lazım. 1 bölü 1, 5, 2, 3, 6, 1, 1. 6,56 çarpı 10 üzeri eksi 7. Birimimiz metre lambda eşittir 6,56 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre. Birimi nanometreye çevirelim. Önce şöyle yazayım. Bu değer 656 çarpı 10 üzeri eksi 9 metreye eşittir. Yani dalga boyumuz 656 nanometre olur. Bu dalga boyu size bir yerlerden tanıdık gelmeye. Ekrana biraz daha yukarı kaydıralım ve 656 nanometreyi nerede görmüştük bir bakalım. 656 nanometre buradaki kırmızı çizginin dalga boyuydu. Bu kırmızı çizgi elektronun 3. enerji seviyesinden 2. enerji seviyesine inerken yayınladığı ışımayı belirtiyor. Tekrar aşağı inelim. Bu diyagramda kırmızı çizginin nasıl oluştuğunu gösterelim. Elektron 3. enerji seviyesinden 2. enerji seviyesine indiğinde kırmızı renge denk gelen foton yayınlanır. Bu durum bize çizgi spektrumundaki kırmızı çizgiyi açıklıyor. Peki buradaki diğer üç renk nasıl açıklanır? Diğer renklerimiz bunlar. Mavi yeşil, mavi ve mor. Balmer-Rydberg denklemini kullanarak bu renklerin de dalga boylarını hesaplayabilirsiniz. Bu renkler elektronun yüksek enerji seviyelerinin birinden ikinci enerji seviyesine iniş sırasında görülür. Bunları da şemamızda gösterelim. Elektronun dördüncü enerji seviyesinden ikinci enerji seviyesine düşüşüne ait ışımanın dalga boyunu hesaplarsanız, spektrumdaki mavi yeşil çizginin dalga boyuna ulaşırsınız. Yayınlanan ışını bu şekilde göstereyim. Elektron 5. enerji seviyesinden ikinci enerji seviyesine inerse, yayınlanan ışıma spektrumdaki mavi çizgiye denk gelir. Ve son olarak da elektron 6. enerji seviyesinden 2. enerji seviyesine inerse, yayınlanan ışıma spektrumdaki mor renge denk gelir. Hidrojenin emisyon spektrumunu işte bu şekilde açıklıyoruz. balmer rydberg denklemini Bohr modelinden yola çıkarak belirlemiştik. Yani bu spektrumu Bohr modeliyle açıklayabiliyoruz. Diğer bir deyişle Bohr modeli enerji seviyelerinin enerjilerini bu şekilde açıklayabiliyor hidrojenin çizgi spektrumundaki çizgiler için enerji seviyelerini belirtir de diyebiliriz. Bu esasında farklı enerji seviyelerini düşünebilmemizin ya da görebilmemizin gerçekte tek yolu. Hatta buradan enerjinin paketler halinde alınıp verildiği, kuantize olduğu sonucuna da ulaşabiliriz. Hidrojen atomunda elektronun yüksek enerji seviyelerinden ikinci enerji seviyesine inmesi sırasında oluşan seriye Balmer serisi deniyor. Bu seri hidrojenin Balmer serisidir. Tabii farklı enerji seviyeleri arasında da geçişler olur. Örneğin elektronun ikinci enerji seviyesinden birinci enerji seviyesine geçtiğini düşünelim. Şimdi kendime biraz yer açayım. Burada birinci enerji seviyesini belirlemek için bir çizgi çekeyim. Çok orantılı olmadı ama neyse. Elektron ikinci enerji seviyesinden birinci enerji seviyesine iniyor. n eşittir 2'den n eşittir 1'e. Denklemimizi kullanarak yayınlanan ışının dalga boyunu hesaplayalım. 1 bölü lambda eşittir, Rydberg sabiti 1,097 çarpı 10 üzeri 7 çarpı elektron ikinci enerji seviyesinden birinci enerji seviyesine geçtiğine göre düşük enerji seviyemiz 1, yüksek enerji seviyemiz 2 olur. Rydberg sabiti çarpı 1 bölü 1'in karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi. Hesap makinemizi çıkaralım. 1 bölü 1'in karesi 1'e eşittir. 1 eksi 0,25, 0,75 ediyor. 0,75'i Rydberg sabitiyle çarparsak, 0,75 çarpı 1,097 çarpı 10 üzeri 7. Sonuç 8, 2, 2, 7, 5, 0, 0 çıktı. Sonucu yazayım. 1 bölü dalga boyu lambda eşittir 8227500. 0. Dalga boyunu da bulacak olursak 1'i bulduğumuz sonuca bölmemiz gerekiyor. Dalga boyunu 1,215 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre olarak buluruz. Bu değer yaklaşık 122 nanometreye eşittir. Bu gözle görebileceğimiz bir dalga boyu değil. Bu dalga boyu ultraviyole ışınlarının bulunduğu bölgeye denk gelir. Bu nedenle gözle göremeyiz. Sadece incelediğimiz dört çizgi gözle görebileceğimiz aralıkta yer alır. Yani bir tek yüksek enerji seviyelerinden ikinci enerji seviyesine inişlerde yayınlanan dalga boyları gözle görülebilecek aralığa denk gelir. Bu videoda öğrendiklerinizle Rydberg denklemini kullanarak farklı geçişlerde yayınlanan ışınların dalga boylarını da hesaplayabilirsiniz. Bu videoda Bohr modelinden yola çıkarak elde ettiğimiz Balmer Rydberg denklemini kullanarak hidrojenin emisyon spektrumunu açıkladık. Hidrojenin Bohr modelinde yer alan enerji seviyeleri her ne kadar geçerliliğini yitirmiş olsa da enerjinin belirli değerlerde alınıp verildiğini, kuantize olduğunu bize açıklamaktadır.